Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü patates çorbası tarifi vereceğim. Tencereye 5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum. Yağı biraz ısıtıyorum. Bir adet yemeklik doğramış olduğum soğanı ve 2 diş sarımsağı ilave ediyorum. Sebzeleri iyice kavuruyorum. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu da güzelce kavurduktan sonra 3 orta boy rendelenmiş patatesi ekliyorum. Biraz da patatesi kavuruyorum. Patatesler de kavruldu. 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Kıvamına göre tekrar ilave edebiliriz. Şimdi iyice karıştırıyorum. Eğer evinizde tavuk suyu varsa tavuk suyu eklerseniz daha lezzetli olur. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra altını da biraz kısıyorum. Patatesler yani sebzeler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Çorbayı 15 dakika yani sebzeler yumuşayana kadar pişirdim. Şimdi blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdim. Kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz 6 su bardağı su ilave ettik. Ben pişerken 1 su bardağı daha ilave ettim. Yani 7 su bardağı su eklemiş oldum. Kıvamı şu an gayet güzel. 1,5 çay kaşığı tuz. Dilediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Yarım çay kaşığı zerdeçal. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle önce baharatları karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş 1 çay bardağı sütü ilave ediyorum. Evet, kıvamı şimdi tam istediğim gibi oldu. Eğer sizinki hala koyu ise biraz daha su veya süt ilave edebilirsiniz. Şimdi çorbamı bir taşım daha kaynatacağım. Yani yaklaşık 2 dakika kadar. Ondan sonra altını kapatacağım. Sütlü patates çorbasını servise hazırladım. Kıvamını da göstermek istiyorum. Tereyağı ve kırmızı toz biber kızdırdım. Üzerine birazcık ilave ediyorum. Çok fazla olmadan. Çorbam yenmeye hazır. Farklı bir çorba denemek isterseniz mutlaka bu çorbayı deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.